Herkese tolgozbek.com'dan merhabalar. Havacılığın hem hobisi hem profesyonel anlamında ilgilenen insanlarla, arkadaşlarımızla röportajlar yaparak ekranlara getiriyoruz. Sizlerden de çok ilgi görüyor ve farklı konular konuşmaya çalışıyoruz. Bu akşamki konuğumuz sevgili Levent Başara. Levent'in havacılık gazeteciliği konusunda bayağı bir sıkı bir geçmişi var. Kendi genel yayın yönetmeni olduğu Kanatlar Dergisi ve arkasından da şu an son yıllarda çalışmalarını kitaplara vermiş durumda. Çıkardığı 3 kitap, F-100'ün 1 ve 2. cildi, bir de F-102 var. Sırada yeni bir kitap daha geliyor. F-104 kitabı geliyor. Bu akşam onlarla ilgili konuşacağız. Genel havacılık kültürü, biraz da işin hobi tarafıyla ilgili bir sohbet yapacağız. Öncelikle Levent, hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk Doğru'cum. Selamlar. Tabii koronavirüs salgını nedeniyle tüm çekimlerimizi uzaktan Zoom üzerinden gerçekleştiriyoruz. Umarım en kısa zamanda yine belki bir havacılık gösterisinde, belki bir hava üssünde veya bir havalimanında bir araya geliriz diye umuyorum. Öncelikle biraz kendini izleyicilerimize tanıtır mısın? Kimdir Levent Başara? Ben 71 doğumluyum. Ankara'da bir özel bir üniversitede çalışıyorum şu anda. Ama dediğim gibi, senin de dediğin gibi pardon, havacılık mikrobu çok erken yaşlarda, sen de daha iyi biliyorsun, bulaştı bize ve bir türlü ondan sonra da iflah olmadık. Benim sanırım ilkokulda pek işin şeyinde değildik, farkında değildik ama ortaokulda başladı sanırım benim. İşte oradaki Yüzbaşı Volkan ve savaş çizgi romanlarını hepimiz takip ederdik. Oradan bayağı bir şey yaptık. Tabii o zamanlar yurt dışında fazla şey gelmiyordu Türkiye'ye. Bulamıyorduk yayın okuyacak. Dolayısıyla ne bulursak okuyorduk. Arttırmaya çalışıyorduk bilgimizi. Ben hatırlıyorum ortaokulda benim asker çocuğu arkadaşlarım vardı. Onların evlerine giderdik. İlk orada görmüştüm bu küçük Matchbox serisinin tankları, maket uçakları, figürleri. Öyle öyle başladık bu savaş araç girişlerini öğrenmeye, tiplerini. Sonra Kastaş yayınlarının bir İkinci Dünya Savaşı cildi vardır, seri. Onları alıp deliler gibi okudum, ezberledim neredeyse. Böyle bir çocukluk oldu. Dediğim gibi ortaokulda maket falan başladıktan sonra klasik her Ankaralı maket severin gittiği o zamanlar Babür abi Babür maket abiye dükkanı geleceğim. vardı. Ayrı bir konuşmak istiyorum. Babür abi, bu aralar çok kirletiyoruz kulağını çünkü Babür abi dükkanımı. yazın da hatırlıyorum mesela okul zamanı işte havacılık kolunda plastik maketler falan yaparken yazın da Türk Hava Kurumu ile tanıştım. Türk Hava Kurumu o zamanlar çok faaldi. Balsa model uçaklar, işte lastik motorlular falan onları yaptık. Ondan sonra ortaokul böyle geçti. Gene böyle tam işin farkında değildim. Yani her çocuk gibi ben de meraklıydım böyle şeylere ama lisede yavaş yavaş bu bende böyle bir bilinçlenmeye başladı. İşte bu arada unuttum söylemeyi. Ortaokulda benim bir şansım Mehmet amcamın kütüphanesine biz babamla gittiğimizde evine M5 Silah Dergisi'nin ciltlerini görmüştüm. O zamanlar aboneymiş, amcam meraklıymış galiba. Onları alıp bir köşeye çekilip gene böyle ezberlerdim. Sonra bana hediye etti onları zaten. Bu ilk kanıma girme olayları Yüzbaşı Volkan, Savaş, çizgi romanları ve M5 Silah Dergisi. Lisede tabii senin de başına gelmiştir. Meşhur Top Gun filmi. Top Gun'ı zaten izlemeyen yok bizim havacılık camiasında. O bayağı bir kanımızı kaynatmıştı. Gene hatırladığım kadarıyla lise 1'di sanırım. Benim hava astsubay amcam Ünal Başar'a Ankara'ya gelmişti. Eti Mesut 11. o zaman Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı'ydı. C-47'lerde bir yıl görev yapmak için. Tayini buraya çıkmıştı. Herhalde ben çok başının etini yedim ki bir gün beni askeri servis arabasıyla Etmes'te götürdü. İlk kez hava üssüne girişim benim odur.
askeri bir uçağı görmem, dokunmam, içine girmem, o C-47'leri görmem, o çok büyük bir boyut kattı benim bu havacılık zevkine. Sonra da gene böyle yanlış hatırlamıyorsam lise sonda Türkiye'nin ilk silah fuarı olmuştu, İDEA. İDEA'nın ilk şeyine gitmiştim ben lise sonunda. Kapıda büyük bir izdiham, insanlar daveti peşinde. Asker çağırmışlardı kalabalığı dağıtmak için. Düşünebiliyor musun? Biz de okulu asmışız, sırtımızda çantalar. İlk kez orada savaş uçaklarını gördüm, hatırlıyorum. F-16 ve Mirage 2000. Orada bayağı bir şey olmuştu gene böyle, kanımız kaynamıştı. Posterler toplamıştık. Eve getirip istiflemiştik. Tabii hiçbir şey yok. O yıllar sen de aynı şeyleri yaşadın. Yokluk. Fotoğraf, hava, uçak fotoğrafı, bunların imkanı yok. Yurt dışındaki belli başlı yabancı üreticilere, benim İngilizcem iyiydi, oturup mektup yazardım. Böyle sahte isimlerle, işte bir savunma şirketinde çalışıyorum. Ankara'da, Türkiye'de. My name is Mr. bilmem ne falan. Onlardan böyle döküman, poster falan ve gelmişti. Böyle haftalarca büyük büyük posterler, McDonnell Douglas'tan, General Dynamics'ten, Dassault'tan, böyle devam etti. Peki bir de tabii seni ilk defa havacılık meraklıları diyelim, 90'ların başında Uçan Türk dergisine yazdığın yazılarla gerçekten hani o dönemde bir üsse girmek, bir fotoğraf çekmek imkansız gibi bir şey ve bunu havacılık dergisinde gayet aktüel haberlerle bunu gerçekleştiriyordu. O nasıl başladı peki? Üniversitedeyken oldu. Liseden sonra bir iki yıl ODTÜ geçmişim var. O sırada ben tabii ODTÜ'deyken hemen oranın da havacılık kulübüne üye oldum. O yaz planör kursuna gittim. Onu da hallettim, döndüm. Sonra Hacettepe Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Orada da Hacettepe'de okurken gene havacılık kolu var, orada kulübü var. Gidiyorum toplantılarına, çocuklara soruyorum, siz ne yapıyorsunuz? İşte bir tane yamaç paraşütleri var. Hafta sonları gidiyorlar, atlayış yapıyorlar falan. Dedim, yani bu beni kesmeyecek. İlk kez Türkiye'de, sanırım biz yaptık o işi. Ben oturdum genel kurmaya, dilekçe yazdım. Dedim, biz Hacettepe Üniversitesi Havacılık Kolu olarak Mürtet Hava Üssü'ne gezi yapmak istiyoruz. O zaman da F-16'lar yeni gelmiş. 90-91 şeyleri bitmiş, harbi hazırlık olmuş. Filolar cayır cayır uçuyor. Fakat bizde böyle bir hep Amerikan hayranlığı var. Amerikan uçaklarını, tiplerini biliyoruz, mühimmatlarını biliyoruz. Her şeyini ezbere biliyoruz. Kendi hava kuvvetlerimiz var. Hiçbir bilgimiz yok. Çünkü bizim hava kuvvetlerimiz, daha doğrusu silahlı kuvvetlerimiz, biliyorsun, NATO'nun güney kanadı, en uç sınır bölgesiyiz. Her şey gizli. Sovyet tehdidi var. Kendi hava kuvvetlerimizi bilmiyoruz. Hiçbir uçak tipimiz hakkında kimsenin en ufak fikri yok. Havacılar zaten lojmanlarına çekilmiş. Şehrin dışında oturuyorlar. Hiçbirinin ailesiyle görüşme şansımız yok. Çocuklarıyla mesela ben çok sonradan arkadaş oldum havacı çocuklarıyla. Görüşemezdik onlarla. Böyle bir kopukluk vardı. Ben onu birazcık dedim, acaba kırabilir miyiz? Hakikaten genelkurmaydan izin çıktı. Biz bir otobüs dolusu üniversite öğrencisi ilk kez Mürtet Hava Üssü'ne girdik. Bize briefing yapıldı. Piste çıktık, uçuş hattına çıktık, F-16'ları gördük. Ve hayatımda ilk kez F-4'ü orada gördüm. F-16 ama F-4'e gelelim şimdi, evet. Şansımıza tam pist başında iniş kalkış seyrederken iki tane F-4 Eskişehir'den gelmiş. İniş yaptılar. O zaman öncel filo tarafındaydık biz. 143 filoya aldılar onları. Ama F-4'lerin önümüzden geçişlerini gördüm. Elimizde makine yok. Birkaç kişi de Zenit Rus makinesi var. Onlarla böyle çekiyoruz. Şipşak makinelerimiz var, böyle kontak. Hepimiz böyle heyecanlı. Film yok doğru dürüst. Onları tab ettik, büyüttük. O F-4'leri büyüttüğümü hatırlıyorum. Bizim Türk F-4'leri, vay canına falan diye.
Bu üs gezisinde de şöyle bir anekdot anlatayım. Üssün istihbarat subayı dibimizden ayrılmıyor. Biz şimdi sivil gelmişiz. Herkes böyle merakla. Şurayı çekmeyin, burayı çekmeyin, kuyruk numaraları çıkmasın, hangarları çekmeyin. Hala dün gibi hatırlıyorum. Ben de tuhaf tuhaf bakıyordum adama. Ya komutan diyordum, niye çekmeyeceğiz? Bunlar gizli, bunlar yasak. Yıllar sonra ben tekrar tabii üstlere gidip çıkmaya başlayınca Mürte'de gittiğimde o istihbarat subayına Verlinde'nin Lokon serisi vardı. Evet, Bilirsin, evet. maketçiler için çıkardı. Onun F-16 kitabını götürmüştüm. Komutan bakın demiştim. Radarına kadar, silahlarına kadar her şey burada var. Böyle kalmıştı adam. Lan bunun fotokopisini alabilir miyiz demişti bana. Çok tuhafıma gitmişti. Demiştim ya ben sivil olarak bunların 10 katını biliyorum. Hiçbir zorluk çekmeden elde edebiliyorum ve bana böyle bir tepki geliyor. O zamanlar anlamamıştım. Sonradan çözdük tabii olayın nasıl, niye öyle olduğunu. Niye öyle olduğunu çözdüm. Tabii genç arkadaşlarımız için ben şu açıklamayı belirteyim. İnternet yok. Belki o kitabı almak için ne kadar uğraştın Berlin'den kitabını. O ayrı bir macera olur belki de. Bir şeye ulaşmak, görmek, etmek çok zor. Ve o yıllarda bir yere girmenin çok büyük bir ulaşmanın zorluğu nedeniyle hazzı da büyük gerçekten. Oradan Uçan Türkiye geçersek. Onu anlatayım ya. Uçan Türk'ten önce şunu da hemen söyleyeyim. O dönemde çok böyle dedim ya şeyler yok, doküman yok, dergi yok. Adana'da yaşayan arkadaşlar bilir. Orada bir boş boş pazarı vardır. Evet. Bir yaz oraya gitmiştim. Orada herkes Levi's kot peşinde. Ben oradan alabildiğim kadar Air Force dergisi ve onların erlerinin ve astsubaylarının özel çıkardıkları Airman dergisi toplamıştım. Eğirmenlere, evet. Yalayıp yutmuştum onları. Düşünsene yani bu nasıl bir şey adamların kendi hava kuvvetleriyle ilgili dergi kitapları var, dergileri var ve biz oradan takip ediyoruz. Ondan sonra Uçan Türk olayını hemen şey yapayım. İşte gene Hacettepe'de üniversitedeyken Uçan Türk dergisini takip ediyoruz. Zaten başka dergi yok, bir şey yok. Savunmacılık çıkıyordu bir de. 88'e çıkmaya başlamıştı. Uçan Türk tabii bizi kesmiyor. Sen de çok iyi biliyorsun. Tabii. Çok sivil havacılık var. Yani sportif havacılık var. Biz daha çok böyle askeri şeyler meraklısıyız. Ben gene rahat durmadım. Uçan Türk'ün yazı işleri müdürlüğüne mesai mektup at. Tabii şimdi ağzımız alıştı. E-posta mesaj. O zaman öyle şeyler yok. Mektup yazdım. Dedim böyle böyle derginin içeriğini beğenmiyorum. İşte şöyle olması lazım, böyle olması lazım. Telefon, ev telefonuydu galiba. Beni dergiye çağırdı. Türk Hava Kurumu'nun opera binasına. Kalktım gittim yazı işleri müdürüne. Evladım dedi, sen dedi böyle böyle güzel eleştirmişsin dedi. Niye sen yapmıyorsun böyle bir şeyi? Madem dedi bu kadar bilgili olduğunu iddia ediyorsun falan dedi. Dedim ya ben yazabilir miyim falan. Peki dedim ve başladım yazmaya. Uçan Türk dergisi. Önce böyle haberler. Yurt dışından işte klasik. Flying dergisinden. Aviation Week'ten falan gördüğümüz haberleri. Küçük küçük Türkçe haberler yapmaya başladım. Sonra da gene bir ilki Uçan Türk dergisindeyken yaptım. Dedim ya bir herkes yabancı hava kuvvetlerini çok iyi biliyor. Bir F-14'ün bütün tiplerini, bütün benim akranlarım biliyor ama Türk hava üslerini, Türk uçaklarını bilmiyoruz. Genelkurmay'a gene böyle bir mektup yazdım. Dedim böyle böyle ben şuyum. Bütün hava üslerini gezmek istiyorum. Filoları tanıtıcı, hava üslerini tanıtıcı yazı dizisi yapacağım. Uçan Türk dergisine. Kabul ettiler. İlk kez sanıyorum bir sivil olarak fotoğraf makinelerimi kuşandım. Onların verdiği bir programa dahilinde başladım hava üslerini gezmeye. Gezdim. Ondan sonra her sayı bir hava üssünü, filoları, uçak tiplerini anlatmaya başladım. Ve çok büyük ilgi gördüm.
Ben o yıllarda hatırlıyorum, gerçekten hani Uçan Türk'ün çıkışa başladığı 90'lı yılların ilk yarılarında, yanlış hatırlamıyorsam 92, 93, 94 yıllarında bayağı böyle bir Uçan Türk gerçekten epey bir yol almıştı. Sağ olsun senin yazıların böyle büyük bir şeye geçmişti. Daha sonra nasıl geçti iş yaşantın, bunu profesyonel hale taşıdın? Evet, ilk şeyimizi orada, acemiliğimizi orada attık. Nasıl yazı yazılır, nasıl araştırma yapılır, nasıl fotoğraf çekilir. Yani ben fotoğrafçı değilim ama bittiğinde de o şeyleri belgelemem lazım. Onları öğrendim. Kendi kendime işte makineler aldım. O zamanki tabii kısıtlı imkanlarımızla gene. Tabii Uçan Türk o zamanlar hatırlıyorum 6-7 bin satardı. Ve bunda rahmetli Muhittin Özdilim hocamızın yazıları, Evet. Tunca Örses'in yazıları, bunlar hep... Tunca abi de tabii ki, burada anmadan geçmeyelim tabii ki. Tabii. Yani bu biz üçümüzün Uçan Türkiye'ye kattığı çok böyle sportif ve sivil havacılığın dışında askeri havacılık konuları vardı. Sonra Uçan Türk'ten sonra işte klasik üniversite bitti. Askerlik. Tabii beni askerde havacı yapacaklarına tankçı yaptılar. Bu da bir Türkiye gerçeği. Ben askerde olduysam sen de tankçı oldun tabii. Evet. Yani halbuki alıp kullanın yani bizim evet. Gibi adamları. Nereden bulacaksınız? Neyse dönüşte beni tabii o zamanlar takip ediyorlarmış muhtemelen. Savunma ve Havacılık Dergisi tabiri caizse hemen havada kaptı. Döner dönmez. Orada havacılık editörü olarak başladım göreve. Savunma Havacılık Dergisi benim hakikaten piştiğim, artık bu işi profesyonel anlamda yaptığım dergi oldu. Orada da sağ olsun Bora Kutluhan komutanımız, abimiz. Onunla çok güzel işler yaptık. Çok güzel ziyaretler yaptık. Üsler, ne bileyim savunma sanayi konuları. Ben gene orada da rahat durmadım. Şeyin dışına çıktım biraz, Yelpaze'nin. Savunma Sanayi Dergisi sonuçta. Yazılar belli. İlan içerikleri ve şeyler düşünülüyor, kaygıları düşünülüyor. Ben oturdum gene orada böyle özgün yazılar yazdım. Çok ses getirdi işte. Bir tanesini sen geçen işledin. Bizim Red Flag tatbikatı. Evet. Hala efsanedir. İkinci bölümü yayınlanmayan. Yayınlanmayan. Evet. Ama neyse anlattık yıllar sonra. Sonra savunma havacılıkta ben çalıştıktan sonra tabii gene rahat durmadım. Oradaki şey bana yetmemeye başladı. Yani yurt dışındaki dergileri görüyorum. Oradaki havacılık çok başka. Bizdeki böyle kısıtlı. Sonra ben kendi dergimi yapacağım dedim. 4-5 arkadaş bir araya geldik. Kanatları çıkardık. Savunma havacılıktan ayrılıp ben kanatları çıkarmaya başladım. Çok özveriyle, hiç bir maddi beklenti şey yapmadan, o zamanın şartlarında çok büyük paralara bastırarak böyle en kalitelisi olsun dedik. Yurt dışındaki gibi olsun dedik. İçeriğini geniş tuttuk, sen biliyorsun. Asker havacılık, sivil havacılık, maket, uzay, simülasyon, ne bileyim, her şey vardı içinde ya. Ve iddia ediyorum, Türkiye'deki en kaliteli, en doyurucu havacılık dergisi oldu. Bir daha da yapılamadı. Nasıl kapandı diye soracaksın muhtemelen. Evet. İkinci Irak krizi oldu biliyorsun. İkinci Irak savaşı. Bütün reklamlar şey oldu, kapatıldı. Şirketler bütçelerini kıstı. Ekonomik kriz daha, tabii aynı dönemde. Ekonomik kriz. Havacılığı vurur zaten biliyorsun böyle evet, şeyler. Evet. Biz de 2005'te son sayımızı çıkardık. 8 sayı çıkardım. Bir de bir Turkish Wings diye son sayıyı çıkardım. Böylece Türkiye'de bence basılı havacılık dergisi şeyi bitti. Mecrası evet, bitti. Ondan evet. Sonra bir daha da olmadı. Bir daha da pek olacağını herhalde ben pek tahmin etmiyorum. Bir daha olur mu olmaz mı? Çünkü dergilerin de bir şekilde
dönemlerini kapadılar artık. Yeni bir dijital veya başka bir şeye geçmediğiniz sürece. Sonrasında da senin kitap çalışmaların başladı. Ben biraz kitaplarınla ilgili konuşmak istiyorum. Yine yurt dışında çok örnekleri olan ve hem Türkçe yaptın hem İngilizce yaptın. Peki F100 serileri, 100 Century Series, Century Jet serisinde F100, 102, 104. 3 tane ayrı uçağımız uçmuş. Nereden aklına geldi böyle bir projeye başlamak? Ben 2005'te kanatları kapatıp normal bir iş bulup çalışmaya başladıktan sonra ara verdim. Sadece havacılık şeyimi maket yaparak, hava üstüne girerek çıkarak, fotoğraf çekerek giderdim. 2010 yılında Hava Kuvvetleri'nin 100. yıl dönümü kutlamaları vardı. Beraber gitmiştik hatta, değil mi? Çiğli. Evet, evet. Yanlış hatırlamıyorum. 2010. Evet. 2011 mi? 2011'de. Doğru. 100. yıldı. Hı hı. Bir de 2001'de evet. Gittiğimiz 90. yıl vardı tabii. Tabii, tabii. Ağzımız, yüzümüz, kulaklarımız yanarak geri dönmüştük. Evet, evet. İçimden dedim ya, bir şeyler yapmak lazım. Böyle olmuyor. Madem 100. yıl dedim, ben tabii bu arada artık tamamen şeyi kaydırmıştım, Türk askeri havacılığını. Yani yabancı askeri havacılık şeylerini. O zamanlar Air Forces Mantle, İngiltere'de çıkan Air Forces Mantle'nin Türkiye temsilcisiydim. Türkiye editörüydüm. Zaten oraya yazı yazıyordum Türk havacılığı ile ilgili. Yabancı askeri şeyleri de oradan takip ediyordum ama benim artık tamamen odaklandığım şey Türk askeri havacılığı ve tarihi. Kayıp. Yani onlara değinen yok. Arşivlerimiz kapalı. Ben böyle iğneyle kuyu kazar gibi yıllarca birikim yaptım. Bu birikimi değerlendirmek lazım. Yazık günah yani onlar. Bir sürü döküman. Ve 100. yıl için en güzel şey F100 olur dedim. F100'le ilgili bir kitap hazırladım. Çıktı ve bunu İngilizce yapmak çok istedim. Hem Türkçe hem İngilizce. Çünkü biliyorum, birazdan konuşacağız. Bizim Türkiye'deki havacılık camiası biraz kısır. Evet. Bunu yabancılara da şey yapmamız lazım, tanıtmamız lazım Türk havacılığını. İyi ki de öyle yapmışız. Yurt içinden daha çok, yurt dışında çok ilgi geldi, çok topladı kitap. Sonra ikincisini yaptım. Çünkü F100'ü tek kitapta bitirmek imkansız. Çok büyük efsane uçağımız. F100 bitti. Dedim ben bu seriye devam edeyim. F102 ile klasik Century serisi. F100, F102, F104, F106 diye gidiyor. O seriyi takip edeyim dedim. F102'yi yaptım. Bu üç kitapta çok güzel tepki gördü. Türkiye'de fazla görmedi de yurt dışında daha çok şey yaptı. F100 kitapları 104'ü yapıyorsun. F100 kitapları 2 cilt. 102 kitabı 1 cilt. Yani toplam bir cilt. Toplam 3 kitabın. 3 kitabın çıktı. Kitap sanıyorum F100 kitapları satıldı bitti. Artık yeni baskıyı mı bekleyecek? Birinci bölüm tükendi. Evet. Ama tükenmesi 5 yıl sürdü. Evet. Bu da bir ayrı şeydir. Maceradır tabii. Macera. İkinci kitap var hala. F102 de hala var. Ama satıştan çekildi. Türkiye'deki satış politikaları, mecraları biraz kötü olduğu için. Sadece yayıncıda şu anda, Hobby Time'da var. F104'ün üzerinde çalışıyorum ve birkaç kitap projesine daha başlayacağım. Ayrı şeyler olacak bunlar. Uçak serileri gibi değil de. Onlara, yani biz çünkü rahat durmuyoruz. Sen biliyorsun. Bence de durma. Bence de rahat durma. Ben bu arada izleyicilere bu kitaplarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. İşte bugün internetten veya çok sayıda uçağın tarihçesini işte ne bileyim Amazon.com'a girersiniz e-kitap olarak ve muazzam detaylı şeyler bulursunuz. Ama Levent'in bu üç kitabında uçakların Türkiye maceraları, o uçakları uçuran pilotlar, bakımlarını yapan teknisyenler, işte o kadar mesela bunlarla ilgili görüşülmüş inanılmaz anılarla dolu, işin biraz da o felsefi yapısını veren kitaplar. Yani sadece işte
F-100 şurada ilk uçuşunu yaptı. F-102 şuradan hizmetten çıktı değil. Bir ikincisi bu konuyla ilgili Levent'in de dediği gibi çok az sayıda fotoğraf var örneğin. Çekilmemiş ama yerli ve yabancı kaynaklardan derlenmiş. Aşağı yukarı neredeyse yaklaşık diyelim hizmete giren her F-100'ün, 102'nin neredeyse fotoğrafı var içerisinde. İşte bütün detay bilgileriyle hani sadece işte buradan pilotumuz geçiyor şöyle değil. O uçağın seri numarası, kazası, şusu busu gerçekten çok önemli bir tarih ve çok ayrıntılı bir çalışma. Levent uzun yıllar arkadaşımız olduğu için ne kadar detaylı ve detaycı bir adam olduğunu da ben yakından tanırım. Gerçekten Türk havacılığı tarihi için çok önemli kitaplar. Bunu da tabii İngilizce basması da yarısının da İngilizce olması çok önemli. Çünkü Türkiye'den bu kitaplarla 3 kişi ilgileniyorsa yurt dışında 333 kişi ilgileniyor. Ve ben yurt dışında gittiğim çeşitli şeylerde, hobi dükkanlarında bu kitapları görmek gerçekten onur duyuyorum. Ve çektiğim fotoğrafları da Levent'e atıyorum. Evet, dediğin gibi ben çok detaycıyım. Öyle de olmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü başarı detaylarda gizli. Ben o yüzden de fazla hızlı çalışamıyorum. Kitaplar hızlı çıkmıyor. Ama bunun da karşılığını görüyorum. Dediğin gibi kitapların içinde yüzlerce fotoğraf var. Her bir fotoğrafı özel temizletiyorum, altyazısını yazıyorum. İmkanım varsa başka bir açıdan fotoğrafını buluyorum. Hafiye yurt dışına o fotoğrafların yani o da tabii, çok önemli. Tabii. Ben mesela F-102 kitabını 3 ay beklettim. Sadece bir Hollandalı vefat eden bir fotoğrafçının arşivine ulaşmak için. Zamanında gelmiş 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce, gerçi kitapta var detayları, bizim F-102'leri renkli fotoğraflamış. Yok. Öyle bir şey yok yani. Onları sağ olsun Hollanda'daki arkadaşlarım seferber oldular. Böyle bir kitap var. Türkiye'de Levent Başarı yapıyor diye. O fotoğraflar geldi bana. Yüksek çözünürlükle taranmış. Ve onları kullandım. Bana hala F-100 fotoğrafı geliyor. Düşün bak, kitaplar basıldı ama yurt dışından sen bir daha bunları yeniden bir baskı yaparsan kullan Levent diye bana yabancılardan geliyor. Ama Türkiye bunu göremiyoruz tabii. Çünkü tarihimize her konuda olduğu gibi ne çok vakıfız, ne çok detaylı bakıyoruz, ne araştırıyoruz. Çünkü ülkemizde, biraz da o konuya dem vurmak istiyorum, havacılık kültürü yok. Yok. Yani bunu işte sen de dergi zamanında çok uğraştın. Ben de yani yaptığım haberlerle Türkiye'deki hep hedefim bir havacılık kültürü altyapısı olması. Hiç unutmam, rahmetli Murat Öztürk bana bir video atmıştı. Slovakya'ya mı gidiyorlar? Yani oralarda bir yerdeler. Minicik bir köyün orada bir havacılık gösterisinde Ali İsmet Öztürk'ün pitsini o uçuruyor. Ali İsmet Öztürk gelip gösterisini yapıyordu. Öyle bir uçuşu vardı. Ufacık bir çocuk, elinde bir uçak var. Bir çok basit bir model uçak. Atıyor onu, gidiyor alıyor. 3 yaşında falan o çocuk. Kuyruğunu hafif yamultuyor, atıyor işte uçak sağa gidiyor, sola gidiyor. Getiriyor, tersini yapıyor. Yani hani bu ufak yaşta bir kültür. Bunu aldığınız zaman siz bayrağı ileri taşıyorsunuz. İşte bugün bakıyoruz hava yollarının büyüdüğü dönemde herkes pilot oluyor. Niye oluyorsun? Maaşı çok iyi. Ama hani bu işler maaşı veya değil. Bundan keyif alman lazım. İşte sen artık farklı bir sektörde çalışıyorsun profesyonel olarak ama bu kitapları yapmak için, insanlarla görüşmek için defalarca gidiyorsun, geliyorsun, bir fotoğrafın peşinde günlerce, aylarca bekliyorsun. Bu kültür olursa bu havacılığı daha çok seversiniz. Yoksa işte geçmişte senle işte 90'lar, 2000'lerde F-16, işte bunların 70'ler versiyonu Phantom, şimdi işte F-35, belki S-400 mü diyelim, ne diyelim onlarla ilgili çok, veya şey diyelim hani Bayraktar, İHA falan gibi böyle. Bu var, tamam, bunu koyuyoruz videolara veya ne bileyim haber yapıyoruz, hit alıyor. Ama farklı bir şey koyduğunuz zaman insanların bunlardan haberi yok. İnşallah bir gün ülkemizde bu kültür olur diye umuyoruz. Yani, ben çok karamsarım. Bizim ülkemizde havacılık kültürü hiç olmadı. Sayısal değerler bizi yanıltmasın. Yani şimdi
Eskişehir'de Ali İsmet Öztürk'ün düzenlediği biliyorsun air show var. TV'sel air show, evet. Binlerce insan geliyor. Veya o Teknofest'te Milyon, rekor milyon geliyor, kırılıyor. evet. Rekorlar kırılıyor. Bugün Facebook'ta sürüyle sayfa var. YouTube'da kanallar var. Şimdi görüyorsun binlerce insan. Sanıyorsun ki ya Türk milleti, Türk genci havacılığa çok meraklı. Yok, kuru kalabalık. Kesinlikle kuru kalabalık. Zaten okuma şeyi yok bizde hiçbir şekilde. İki satır okuyayım, biraz bilgi alayım, dağarcığımı geliştireyim yok. İnternette Wikipedia'ya giriyor, okuduklarıyla YouTube kanalı açanlar var ya. Giriyorum, bakıyorum şöyle, çöp. Wikipedia bilgisi. Çünkü birikimi yok adamın. Facebook grupları da öyle. Çoğunda kavga, dövüş. Binlerce üyesi var. Kaliteli insanlar, bilgi birikimine sahip insanlar zaten sadece izleyici orada. Ben de hiç karışmıyorum. Çoğuna üyeyim. Bana diyorlar niye fotoğraf paylaşmıyorsun, niye şey yapmıyorsun. Seviye çok kötü durumda. Yani karşılıklı bir şey paylaşma şeyi yok. Kültürü yok. İletişim Tamamen sıfır. Evet. tüketmeye dayalı. Fotoğraf paylaşanların hemen fotoğrafı alınıyor. Gerekirse altındaki fotoğrafçının ismi siliniyor. Hemen başka bir internet sitesinde yayınlanıyor. Böyle bir kısır döngü var. Dediğim gibi ya bilgi seviyesi az, kuru kalabalık. Maalesef durum bu. Nasıl bu geliştirilir? Bilemiyorum yani bizim çok daha şey yapmamız lazım. Yani yurt dışını sen de birkaç kere gidip gördün Evet, oradaki air evet. show'ları, faaliyetleri. Oraya insan Beraber gidince anlıyor. gittik. Tabii. İnsanların ilgileri sorduğu sorular. Ben hiç mesela hatırlıyor musunuz Zeltvek'te Frecce Tricolore'nin fan kulübü vardı. Ya yani şey gibi böyle hani parayla veya resmi bir şey değil. Hani bir futbol takımının fanları gibi adamlar gelmişler, kıyafetleri, şunları bunları. Ya biraz da herhalde şeye bakmak lazım. Yani eğitim seviyemiz genel olarak ülkenin düşük, gelir seviyemiz düşük. Hani yurt dışı göremiyorsunuz. Bu fiyatlarla, paralarla gitmek çok zor. Ekmek aslanın artık ağzı değil, midesi değil, daha farklı yerlerinde. Bu hayat döngüsü içerisinde genel bir kalitesizlik ve açmak isteyen de çok az insan var. Umarım senin yaptığın kitaplar, benim hazırladığım web sitesi, videolar bunlara bir ışık tutarız. Çünkü şunu görüyoruz işte geçtiğimiz günler Cem Doğut'la bir video çektik. Cem fotoğrafçı, F4 kitabı yapıyor. Ben şey konuşmak istedim onunla ilgili. Hani genel bir kanı var, yorumlara bakıyoruz. F4 uçan tabut. Ya tabut mabut değil yani hava kuvvetleri tabut olsa ama F104 bitti, F4 ha uçan tabut oldu başladı. şimdi, Ondan oradan. sonra atıyorum 10 yıl sonra başka bir şey olacak ama sonra insanlar anlatınca yorumlar o kadar inanılmaz değiştik yani. %98 yorum ya bu ne kadar güzel bir uçakmış. Biz bunu yeniden üretelim. Üzerine bilmem ne kaplıları. Ben tam böyle fikirler gelmiyor. Demek ki düzgün bir şekilde bilgi vermek gerekiyor. Wikipedia'dan, Google'dan araştırıp veya ne bileyim seyrettiğimiz yabancı bir videoyu birebir çevirip sallamak değil, düzgün bir şekilde bilgi vermek. Bu bilgi de işte senin gibi Cem Sıtkı'yla Atasoy'la fotoğrafçılık üzerine şey yaptık, konuştuk ettik ama insan sayısı az. Tabii bu konuyla ilgili de buradan hava kuvvetlerine, savunma sektörüne biraz daha fazla desteklemesi için iş düşüyor gibime geliyor. Tabii onlar şu anda çok kötü bir süreç geçiriyorlar. Tabii. Üzerine titrediğimiz Türk Hava Kuvvetleri çok zor durumda. Kendini toparlamaya çalışıyor. O yüzden şimdi onlardan pek bir şey Ama beklemek durumunda değiliz. Ama durumda en değiliz azından tabii. Şimdi bazı şeyler beraber hani zorluk geçiyorsa hani ben şey gibi düşünüyorum bunu. Bir harekat planı yapılıyor. İşte İdlib'e bir hava operasyonu ne kadar ciddi önemli bir konuysa bir hava kuvvetlerinin veya bir savunma şirketinin veya bir havacılık şirketinin
halkla ilişkiler çalışması da o kadar stratejik bir şey olduğuna inanıyorum. Bugün tabii, tabii. Boeing'e gittik. İşte gidenler bütün böyle havacılık editörleri. Çok ağır abiler var aramızda. Hani böyle havacılık dergilerinin baş editörleri falan. Konu da Boeing Flight Safety diye bir simülatör şirketini satın alıyor. Ve Avrupa'da ilk o, şimdi geçen sene Türk Hava Yolları'na teslim edilmeye başlanan 787 uçağının simülatörü. Bir adam çıktı, pazarlama müdürü. Şöyle bir enteresan bir şey paylaştı. Hani seninle konuşurken de anlatmak istedim bunu. Biz dedi Boeing olarak eskiden işte havacılık gösterilerine sponsor olurduk. İşte desteklerdik, onu yapardık, bunu yapardık PR'ımıza. Sonra tabii her şey maliyet deyip paraları kısmaya başladık. Eskiden işte sizlerin jenerasyonunda çocuklara bakın, herkes pilot olmak ister, astronot olmak isterdi veya uçak mühendisi olmak isterdi. Ve bu gençliği, ya ben Apple'da çalışayım, Google'da çalışayım, Facebook'a gireyim, işte ne bileyim, şunu yapayım, bunu yapayım gibi bilişim sektörüne kaptırmaya başladık. Ve bize eskiden çok zeki, okulunu birincilikle bitirmiş mühendis adayları gelirken, sonra daha ortalama insanlar gelmeye başladı. Bu ne olacak biliyor musunuz dedi. Şimdi merakla bekliyoruz adam ne diyecek. 20 yıl sonra dedi, günümüzde hiç farklı olmayan uçaklara binemeyeceğiz dedi. Yani ses hızını aşan bir Concorde bir daha yapılmayacak dedi. Ha işte %5 buradan daha verimli. Yani böyle olduğumuz yerde sayacağız dedi. Çünkü havacılık iyi insanlar almamaya başladı. Almayınca da işte yerimizde sayacağız ve bu şekilde gidecek. Ve bunun etkilerini, bu dediğim 10 yıl falan oldu. İşte Boeing'in başına gelen Max kazaları. Her şey kar odaklı, her şeyin ucuzu. Ama işte buna kaçtığınız zaman başınıza bu geliyor. Yani dünyada böyle artık, hani bu iş Airbus da aynı şekilde. Veya bakıyorsunuz sektörde genel bir kalitesizlik. Çünkü iyi insanlar hep daha iyi, paraları daha iyi veren, imkanları daha iyi olan yerlere gidiyor. Ancak işte oralara kalan havacılık kültürünü almış, bu işi seven insanlar. Bakalım, inşallah değişir. Seni biraz anlattık, kitaplarını konuştuk, nasıl geldin buraya. Tabii olayın bir de kültür tarafına dem vurduktan sonra, Levent, başta Mürtet üstüne o ilk gittiğinde, ya F-16 çok artistik bir uçak. Hani ben de bak F-4 fanıyım ama F-16'nın yeri ayrı. F-4 seni nasıl etkiledi? Ve böyle bir en sevdiğin uçaklar konusunda biraz konuşmak istiyorum seninle. Evet, F-4, işte dediğim gibi Mürtet'te F-16'ları görüyoruz ama F-4 karşıdan gelip bir indi. O eskiden çok güzel tasarımlar yapılıyordu. Uçak tasarımları, uçak mühendisleri. Senin dediğin tespit şimdi çok doğru, tam konuya böyle yerinde. Hayal gücü geniş, zevk sahibi gençler havacılık sektöründe çalışıyordu eskiden. Şimdi onları Google kapıyor, atıyorum Facebook kapıyor. Yani Apple'a gidiyor. Başka şirketler. Tabii. Bu dizayn eden kişiler büyük şeyler yapmışlar zamanında, tasarımlar yapmışlar. Yani F4'e bakıyorsun, için gidiyor resmen. Ya şey de aynı yani, F104 de mesela ya 1950'lerde bu kadar öyle. Nasıl zarif bu uçağı, nasıl tasarladın? Hani uçurmak etmek ayrı bir şey. Şu an biz işin kültür ve keyif tarafını konuşuyoruz. Veya ne bileyim mesela F5'in aerodinamiği, Coca-Cola şişesi. Ya bunu hani nasıl düşündün? Bu ve bu yaptığın uçak 50 yıl uçuyor ya. Yani şey değil bu. Hani böyle bir fighter. Hani B-52 bombardıman uçağı değil yani. Düz uçup giden bir uçak değil. Ve bu kadar yıl bu uçak hizmette. Nasıl bir estetik, nasıl bir şey? Ya. Şeyin sözü vardır. Marcel Dassault'un sözü vardır. Fransız imalatçı Dassault'un kurucusu, sahibi. Bir uçak güzelse o uçak iyidir. Yani çok güzel bir laf yani. Estetikse yani, ısınıyorsan iyidir diye. Bilmiyorum, bana öyle geliyor, sana nasıl geliyor ama. Aynen. Yani mesela Rus uçaklarıyla Batı uçaklarını karşılaştır. Ortada işte her şey. Estetik açıdan Amerikan uçaklarının tasarımları, üzerinde çalıştıkları konular çok farklı oluyor. F-104, F-15, F-14. Bunları yani gördüğün zaman çok etkileniyorsun. Böyle bir sanat eserine bakarmış gibi etkileniyorsun. Bir savaş makinesi değil. Onu kullananlar öyle görüyor. Atıyorum hava gücü, pilotu, kuvvet falan, onları öyle savaş makinesi görüyor. Biz öyle görmüyoruz. Bizim için onların hepsinin bir ruhu var.
ve çok güzel tasarımlar. Benim işte sıralam böyle sorduğun soruya şey yapayım, cevap vereyim. F-4, F-104 bunları çok sevdiğim uçaklar. F-15, F-14 bayıldığım uçaklar yani her gördüğümde. Onun dışında da F-16 tabii ki çok şey bir uçak. Estetik bir uçak. Estetik. Ama şimdi F-35 ben ona isim taktım kendim. Uçan dolma biber. Yani Bir de seninle şey iddialaşmamız vardı. Eğer bu X-35, X-32'yi Boeing yapıyor. Uçan süpürge mi of diyordun? çok kötüydü. Rezalet bir tasarımdı ya. Nasıl böyle bir şey yaptılar? Allah'tan Akıl alır gibi değil. X-35 oldu falan diyorsun yani baktıktan sonra. Mesela bak F-22'de o yok. F-22 gene güzel bir estetik var onda. Bence Air Superiority Fighter yaptılar yani. F-23 daha fütüristik bir tasarımda. Bilmiyorum tabii yani alamadı ihaleyi ama Evet. o da bir enteresan böyle bir değişik bir konsepti bilmiyorum. Enteresan, enteresan. Ama çok acı verici. Bunları önümüzdeki 5-10 yıl konuşamayacağız seninle. Çünkü Yani ortalıkta uçak kalmayacak. kalmayacak tabii. Siyah her yer olacak. Peki böyle şeylere dikkat ediyor musun? İşte TUSAŞ'ın Hürkuşu, T-129 Atak, Anka. Onlara baktığın zaman böyle bir çünkü Türk havacılığı derken işte Türkiye'de tasarlanan veya tarihte işte Türk Hava Kurumu uçak fabrikasında yapılanlar, Kayseri'de yapılanlar onlar ilgini çekiyor mu? Tabii şimdi ben Türk askeri havacılığının tarihine girince bu şimdi de sanayisi var. Onları da bir şekilde inceledim, çalıştım. Hala yerimize sayıyoruz. Hala aynı hatalar yeniden yapılıyor. Sanki 40 yıl önce yapılmamış bu hatalar. Yeniden aynı şeyler yapılıyor. Mesela bu Hürkuş'un şeylerini incelersen sen daha iyi biliyorsun. Geçirdiği aşamaları, başına gelenleri. Taarruz helikopter, Atak projesi neredeyse 30 yıl oldu. Geldiğimiz noktada helikopterin yenilenmesi, ikinci bir versiyonun çıkması söz konusu. Ya ben bazen üzülüyorum bizim savunma sanayini böyle aynı hataları yaptığını gördükçe. Kahroluyorum. Birazcık da mesafeliyim o konuda yani. Fazla da şey yapmıyorum artık, ilgilenmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Daha odaklandığın, sevdiğin konulara doğru bir şeyler yapmak, etmek, onların peşinde koşmak. Kitaplarını anlattın. F-104 kitabı üzerinde çalışıyorsun. Biraz böyle bir ipucu alalım mı F-104 ile ilgili? Azıcık izleyicilerimiz biraz meraklansınlar. Bu arada tabii F-100 ve 102 kitaplarının son kalanlarını toplayın diye ben söylüyorum size. Bir daha çünkü çoluğunuza çocuğunuza kalacak. Çok önemli bir çalışma. Benim salondaki kütüphanemde duruyor. Bazen çıkartıp bakıyorum ve benim bile gözüme çarpmayan ya Levent şöyle yazmışım falan diye de böyle konuşuyoruz veya farklı bir bakış açısından bazı şeyler geliyor aklınıza. Ben alın derim. Biraz F-104 nasıl gidiyor? Nasıl çalışmalar? Çok derin bir konu çünkü. Tabii F-104 bizim Türk Hava Kuvvetleri'nin bir tarihi. Damga Türkiye vurmuş tarihi bir aslında değil uçak. mi? Türkiye tarihi. Ben Tabii. biraz onu Tabii. gelen yardım vermiş, alınmış, şöyle olmuş, böyle ve uçaklar çok ciddi görev yapmak zorunda kalmışlar kısıtlı kapasiteleriyle. Tabii. 440 tane F-104 gelmiş. Korkunç bir rakam. Kaç Ve Hava ülkeden? Kuvvetleri'ne Bir sürü NATO'da gelmeyen yok desek, hani Yunanistan hariç hepsinden geldi desek yalan olmaz belki de. en az sayıda İspanya vermiş. Düşün. Oradan say. Belçika, Hollanda, Almanya, Norveç, Kanada. Biz o yüzden F-104'ü tek başıma yapamayacağım bilinciyle sevgili dostum ve kanatlardan dava arkadaşım Serhat Güvenç'le beraber yapıyoruz F-104'ü. F-104 konusunda o Türkiye'deki en büyük uzmanlardan biridir. Kitabı gene böleceğiz maalesef. Üzücü bir haber vereceğim şeylere, ilgili arkadaşlara. Çünkü çok 440 tane uçağın tarihçesini vermek kalın bir kitap olacak. O yüzden
Yine biz onu bir dönemsel olarak muhtemelen ikiye böleceğiz. Birincisinin üzerinde, birinci bölüm üzerinde çalışıyoruz şimdi. Sonra da ikinci bölümü yapacağız. Dediğim gibi Efüzör'ün hakkını vermek lazım. Senin görüştüğün Cem nasıl F4'le yıllarca uğraşmış. Efüzör'de de bir şekilde hakkını vermek gerekecek. Çünkü bunlar dediğim gibi damga vurmuş uçaklar. Türk Hava Kuvvetleri tarihine bakarsan F100, F104, F4 ve nihayetinde F16 Hava Kuvvetleri'ne sadece bir uçak tipi değil, bir felsefi şey getirmiş. Bir bakış strateji getirmiş. Strateji değiştirmiş. Filoların şekli şemali değişmiş. Yapıları değişmiş. Kitap okumaya başlamış pilotlar. Eskiden öyle şeyler yokmuş. Hani alaylılar ve şeyler derler ya. Evet. Bunlar kitap okur derlermiş. Yeni teğmenler geldiklerinde. F-16 ile Hava Kuvvetleri çağı yakaladı. Her şeyi bir daha yeniden değiştirdi. Lojistik açıdan tut, yedek parça deposuna, işte ne bileyim, mühimmat kullanımına, stratejilere, taktiklere, her şeyi değiştirdi F-16. İleride muhtemelen bir F-16 kitabı illaki yapılacak. Oraya doğru gideceğiz inşallah. Dediğim gibi böyle. Vallahi bilemiyorum. Bunun bir psikolojik bir şeyi olması lazım. Birileri keşke bir araştırsa. Yani bir insan atıyorum bir konu hakkında meraklı ve o konuyla ilgili 20 liralık bir kitabı almıyor. Düşünebiliyor musun? 20 lira veya atıyorum 30 lira. Levent almıyor. Ama kültürü yok ki adamın. Yani hani bunları çok yıllardır konuşuyoruz, ediyoruz. Senin kitabından scan edilmiş, Facebook'a konmuş bir fotoğrafı paylaşmak ona daha kolay geliyor. Çünkü adamın kitap alma kültürü yok. Anasından babasından evde kitap okurken görmemiş. O kültürü alamamış. Okulda kitap almamış. Bir şekilde hayatını idame ettirip mezun olmuş, bitirmiş, etmiş. O olmadığı için de bir yerde hata error veriyor yani. İşte o yüzden diyorum ya, çok bizim camiamız yani yok gibi. Bir de tabii insanlar şey var, Türk insanında her şey bedava olsun. Ben bedava bakayım ama işte bedava tadı biraz acı oluyor. Çok yalan oluyor. O da seni bir yere götürmüyor. Bir şeyler vermek lazım ama işte bakıyorsun gelir belli. Kazanımlar belli. Hani insanlara da çok fazla yani sen buna para ver ama işte adamın durumu nedir bilmiyorum ama dediğin gibi yani 20 lira bilmiyorum şu an bir sigara ne kadar oldu hiçbir fikrim yok ama hani bir paket sigara sonuçta. Neyse. Değişik mevzular. Arkada bir F-104 kokpitim var sol tarafta. Benim o F-100F kokpiti. Evet. Yıllar önce işte bizim içimizi hep acıtan bir gerçektir. Hava kuvvetlerimizin envanter dışına çıkan uçakları biliyorsun makine hurdacılara kiloyla satılır. Önce makine kimyaya verilir, oradan hurdacılara satılır. Sonra da onlar parçalanır. Ben yılını hatırlayamıyorum. 96 olabilir. 96 yılıydı galiba. Bize bir haber geldi. Babir abi de okudu. Babir abi de konuşacağız. Evet, evet. Babir abi de dediler ki hurdalığa F-100'ler gelmiş. Hemen atladık gittik. 100'e yakın F-100 gövdesi. Kanatları parçalanmış, gelmiş. Kaynak makinalarıyla kesiyorlardı. Olay mahalline ilk varan bizdik. Sonra ben hemen orada fotoğraf çektim. Döndüm. O hafta sonu bir arkadaşımızla sızma harekatı yaptık oraya. Koparabileceğimiz kadar, çıkarabileceğimiz kadar aviyonik söktük. Üstündeydi her şey. Sadece lövyeleri, Sony ufuk göstergesi, onlar alınmıştı. Onlar oynar ya. Evet, onları evet. Sökmüşler. Onlardan biri. Ben aldım, getirdim eve, temizledim. Gıcır gıcır bu hale getirdim. Eksik parçalarını da tamamladım. Daha iki tanesi boş. Onlar da hazır. Yerlerine yerleşecek. Yani işte şey yok. Havacılık kültürü. Gel bak, bir yere daha geldik.
Bizim havacılarımızda yok. Askeri havacılarımızda hava harbi okulunda bu verilmiyor mu? Bunun tabii ki onların bir mesleği bu. Bir de sonuçta silahlı kuvvetler onlar emir, için. Emir ve komuta zinciri altında. Tabii. Uçtukları uçaklar onlar için, onların baktığı göz farklı, bizim baktığımız göz farklı. Geçenlerde bir C-47'yi parçaladılar biliyorsun. Evet. Biz ortalığı ayağa kaldırdık. Ama çoğu insan bu işi zamanında meslek olarak yapmış insan da ne olmuş, ne olmuş, kal olmuş. Tamam, parçalanacak, ne olacak ki Çöktü, diyebiliyor kalktı, işte. gitti diyebiliyor. Ne yazık ki. Hatırlıyor musun bir gün Akıncı'da Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü 2102. olması lazım. Beraber gitmiştik. F4 ilk defa Akıncı'da böyle bir halk değil mi? Kısıtlı bir şekilde, açık bir şekilde yapılmıştı. Senle F4'ün yanında böyle her tarafına dokunup bakarken falan pilotlar gelmişti. Ya dedi, yaşlı benden büyük uçaklar bilmem neler falan filan. Hani tamam, herkes ister yani, ben de isteyeyim altıma Ferrari olsun gezeyim. Hani şu anki arabam değil de güzel bir araba verseler gezerim. Ben de isterim ama biz olaya çok farklı yönden bakarken hani pilotu da o da istiyor sonuçta, iyi bir makine olsun, modern olsun, aklını vursun, görevi rahat yapsın, kafası dinç bir şekilde geri dönsün. Biraz bakış bu, ne yazık ki diyelim yani. Bir de Babür abi demişken geçenlerde çok güzel paylaşımlar oldu. Babür abinin dükkanıyla ilgili Ankara'da. Ne pasajıydı orası? Menekşe. Menekşe. Ben birkaç defa Menekşe pasajı. Gitme şansım olmuştu. Eskişehir'den Babür abi pipo içerdi değil mi? Böyle bir güzel Tabii. Emekli bir... Asubay'dı o, havacı. Ben ortaokulda ilk onun dükkanına gittim. O zamanlar kaçakçılar meşhur her pazarda. Kıbrıs'tan tabii. Kıbrıs'tan kaçakçılar gelip şey yaparmış, dükkan açarlarmış. Babür abi de bu maketleri Matchbox askerlerini Kıbrıs'tan getirirmiş. Biz de böyle küçük küçük 1 liralarla, 2,5 liralarla girip dükkanından maket alarak, yani küçük asker alarak başladık. Yıllarca orası bizim için bir yuva oldu. Yani Babür abi sırf Ankara değil, Ankara'dan sonra Türkiye'nin değişik yerlerine dağılan bir sürü havacı yetiştirdi, maketçi yetiştirdi. O okul gibiydi yani. Hala hayatta Babür abi. Haberi geldi, bir yerlerde bir muhabbeti dönmüş vefat ettiğine dair ama hayır. Ama galiba demans hastası. Babür abiyle ilgili Sağlık çok diliyoruz. anı var. Gerçekten Evet, böyle aynen. Dükkana girdiğimiz zaman vitrinde koymuş maketlere bakıp, sen tabii her hafta sonu gittiğin için daha Tabii. hoşlansın. Geçenlerde Bülent abiyle konuşurken, Emin abiyle birlikte, Emin Fındıklı Bülent Acun, kulaklarını çınlattık. Galiba kutularını katlar, maketleri o hepsini ayrı bir şekilde böyle bir torbayla bir şeyle mi getirirlermiş onu Kıbrıs'tan, artık nasıl kaçak Tabii şimdi çıkartırlarsa. Kıbrıs'tan kutu kutu getiremez. Zaten bavula şeye sığmaz. Babür abi onların kutularını akşam otelde alırmış. Yassı hale getirirmiş. Parçaları da çıkarırmış. Ayrı bir bavula. Bütün o parçaları, şeffaf parçaları, dekalleri, plastikleri karman çorman. Bir bavul o. Bir bavulda kutular düşün. İki bavul geliyor. Çevirme oldu mu diyecek. Ne bu? Kutu. Geç. Yani. Umarım maliye tutup şimdi Babür abinin peşine düşmez. Bunları Ya zaman söylüyoruz aşımı diye. oldu. Zaman, çünkü dükkan kapıları çok oldu. Yok, biz de biliyorsun devlet unutmaz. Sonra gelirmiş. Tabii biz küçüğüz. Onları görmedik. Bülent Acun abimiz, Emin abimiz, Emin Fındıklı, Ahmet Kırman, Doğan abi. Bu bizim üst jenerasyon abilerimiz. Hafta sonları gelirlermiş. O yığına ya Babür abinin dükkanında ya da evinde, şimdi onu tam hatırlamıyorum, başlarlarmış ayıklamaya. Bu ne? Henkel 111. Koy buraya. Bu neyin dekali? İşte Beefighter'ın, o buraya. Bu neyin? Spitfire. Ayıklarlarmış. Çünkü Babür abi dağıtmış, karıştırmış. Sonra oradan birileri kutuları çıkarırmış. Kutular düzeltilirmiş.
Henkel 111'in her şeyi tamam mı? Koy kutuya. İşte Spitfire'ın tamam mı? Koy kutuya. Sonra onlar pazartesi günü müşteriye arz etmek üzere dükkana getirilirmiş. Şey çıkmaz mıymış hani Spitfire İngiliz yapısı ama Alman dekal falan içinden? Muhtemelen olmuştur. Muhtemelen. Ben çünkü şeyi hatırlıyorum. Babir abi de değil ama kolejde okurken Sakarya'da o zamanlar bütün kırtasiyeler, bütün böyle kaçakçı şeyleri yapanlar el altından maket satardı. Evet. Biz giderdik, tezgah duruyor mesela şöyle. Kaç liram var derdi? 10 liram var derdim, kağıt para. 10 liraya sadece tank alabilirsin derdi mesela satıcı. Tipini falan söylemiyor. Elini daldırıyor torbaya. Kutusuz. Poşete ne çıkarırsa. Ne çıkarsa kutusuz. Bahtına. Poşet, matchbox'a ya Airfix'in, o zamanlar başka şey yok. Onu almak zorundaydın. Ya 15 liram var. Uçak torbasını elini daldırırdı. Çekti. Hiç sevmediğim bir şey çıktı diyelim, atıyorum. Phantom FGR2 işte o İngilizlerin. İngilizlerin evet. Sevmediğim tipi mesela. Abi bunu değiştirelim mi? Hayır. Tamam artık. Çıktı. Bir de gözlüğü de kapıyı keser. Şey, baskın. Asılmamak için. Tabii. Öyle çok maket aldık. Ve boyamadan, onlar renkliydi hatırlarsın. Tabii. Üç renkti. Güzel. Şeyleri falan, boyamaları falan hep tabii şeyde öğrendik Babir abi de. Bu işler usta çırak ilişkisi, bir de maket Tabii. Gerçekten çok büyük bir detayına hakim olmanı sağlıyor ve saatlerce baktığın için işte uçağın kanadı, gövdesi, mühimmatı, şusu busu iyice böyle garip garip detaylara dalıp iyice ama çok keyifli bir hobi. Bu koronavirüs sırasında da birçok arkadaşım, bilmiyorum sen dalabildin mi, tekrar maket yapmaya çalışıp böyle bir kafayı dağıtma durumu oldu. Bilmiyorum, belki hayatımızı çok şey değiştirecek bu koronavirüs. Hobilerimize geri mi döneriz, ne yaparız bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Ben sosyal medyayı takip ediyorum. Sıkılanlara hayret ediyorum. Yani bir insan nasıl sıkılabilir? İşte demek ki boşsun demek ki sen. Bir hobin yok. Evet, evet. Bu evde kalacağımız kesinleştiği zaman ben zaten kendi hesabımdan herkese önerdim. Maket yapın. Alın çocuğunuzu, masaya oturtun. Bir parçayı kesmeyi öğrensin. Kullanım kılavuzu İngilizce. Onu bir okusun. Sonra internetten o uçağa videolarını izletin veya tankın. Bu çocuk böyle, bizim bu mikrobu geliştirmemiz maketçilikle mi? Maketçilikle. Evet. Sen neyi biliyorsun? Yani uçak tiplerini. Ama ben şimdi bizim çocuklara mesela gösterdik falan, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun da bizim jenerasyonumuz daha dokunarak, okunarak, okuyarak, bakarak değil bizim öğrenme şeklimiz. Onlar çok daha değişik. Onların hayal dünyaları, bilgisayarda bir şey yapmaya, boyut bakışları, yani el becerileri geliştirsen oluyor. Ama böyle bir daha değişik, ne bileyim, mesela senin kafana bir şey çalışıyor. Sen Google'dan arıyorsun. Benim büyük kızım YouTube'dan arıyor. İşte bilmem ne nasıl yapılır. Onu öyle arıyor. Farklı bir şeyleri var, dünyaları var. Değişik bir bakışları var. Bilmem, benim belki tahminim onların çocuk, onlar büyüdüğü zaman biz göremeyiz herhalde ama herhalde maket diye bir şey veya çok böyle antika bir şey falan olacak herhalde anladığım kadarıyla. Tabii. Yaş seviyesi şu anda çok yüksek maket yapan. 40 ve üzeri gibi bir durum var yani. O zaten 10 sene sonra gözümüz görmeyecek bilmem ne falan filan, öyle bir şeye kutu biriktirmeye devam edeceğiz gibi bir durum var. Bakalım ne çıkacak, ne olacak ama güzel bir hobiydi yani. Gençliğimizi yedik ama yapacak bir şey yok. Çok memnunum. Çok şey kazandım. Doğru. Maket doğru. Sayesinde. Çok şey kazandım. İşte arzum da işte bu çocuklara bunları birazcık aşılayabilir miyiz? Psikolog arkadaşlarımızın uzmanlık alanına girmek istemem ama yani bu çocuklara sabretmeyi, birazcık bir şeyler yaratmayı, öğrenmeyi, ilgi alanını, tamam sonra git sosyal medyada takip et de böyle bir temel atmayı bu maketlerle verilebilir mi? Veya biz neresinde beceremiyoruz onları bilemiyorum şey ama. Ama şimdi günümüzde şimdi şeyi anlatıyorsun işte, maket 10 lira param var. Harçlığından biriktirdiğin adam atıyor kutunun içinde. Ne çıkarsa bahtını alacaksın, onu gideceksin.
Şimdi böyle bir şey yok yani. O maketin tillağını internetten görüyor. Nasıl yapıldığını görüyor. O zaten kafasında, o tatmini kafada yaşıyor. Nasıl geri gideceksin oraya, ne yapacaksın? Vallahi bilmiyorum. Evet, değişik yani. Hani sabır diye bir şey yok. Herkes her şey oluyor. Doyumsuzluk tabii bu yanında getiriyor. Tabii tabii. Değişik bir dünya. İşleri bizden daha zor. Ben öyle düşünüyorum. Ne olacak, evet, ne bitecek. Evet. Ama işte ben şahsen bu koronavirüsü yüzünden eve şey olduğumuz için en verimli şekilde nasıl geçirebilirim onun peşindeyim. İşte hem normal gündüz işlerimizi yapıyoruz. Tabii herkesin işi var. Tabii. Ondan sonra da ben şey yapıyorum, ne derler, kitap projelerimi yapmaya devam ediyorum. Maketlerim yarım kalmışları, onları yapıyorum. Bir yandan da uçuyorum. Uçuş simülatörleri. Ah evet, bir de simülasyon kısmına gelelim. Bayağı bir vakit harcıyorum ona da. Ne yapıyorsun, ne kullanıyorsun bu aralar? DCS diye bir program var. Digital Combat Simulations galiba, veya Simulation, tam şeyini bilmiyorum. Bu şirketin bir programı var. Bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Bizim zamanımızın Fly Simulator'ı vardı. Evet, hatırlarsın. Evet. Onun sivil askeri versiyonu, çok gelişmiş şeyleri. Yeryüzü detayları ve uçak detayları bir Falcon 4.0 gibi değil artık. Olay çok değişmiş. Burada uçak tiplerine göre modüller satılıyor. Parayla girip indiriyorsun o modülü. O programın içinde atıyorum bir F-16, bir F-5, bir F-14, bir F-18'i ayrı ayrı kullanma şansına sahipsin. Kullanmadan kastım şu yalnız. Şimdi F-16 şu anda yeni çıktı. Hepimiz satın aldık, kurduk bilgisayarımıza. Uçağın içine oturmuş şekilde başlıyor. Kanopi açık. Bütün konsol, ön, arka, head-up display, her şey gerçeği, aynısı. Ve sen sıfırdan gerçek bir F-16'nın motoru nasıl çalıştırılır, radarı nasıl çalıştırılır yapıyorsun. Bütün o düğmeler oynuyor. Müdahale edebiliyorsun. Belli bir, yani resmen eğitim görüyoruz. Bunun internette şeyleri var. Eğitim videoları, oyunun bilgisayar programının içinden çıkan kullanım kılavuzları var. Onlara oturuyorsun, saatlerce notlar çıkarıyorsun. Gerçek şey gibi. Aynısı. F-16'ı çalıştırıyorsun. Hadi kalktın, görev. Yani zevki düşünebiliyorsun. Bunu normalde yapamayız ki. Evet, yani bugün evet. Bir hava üstüne gidip seni F-16'nın içine oturtup tabii ki hadi bir motorunu çalıştır demezler. Bunu sen artık evinde yapabilme şansına sahipsin. Evet. Her uçak için bu. Sonra kalkıp o telsiz konuşmalarını yapıp taksi yapıp pis başına gidiyorsun. Nizami bir şekilde havalanıyorsun. Havalandıktan sonraki bütün uçuş şeyleri, dinamikleri aynı, birebir. Bu şimdi de savaş kısmı var. Hadi bunları bitirdim diyelim. Sonra da o uçakla, sonuçta bu savaş uçağı, harp etmeyi öğreniyorsun. Lazer güdümlü bomba atmayı öğreniyorsun. AIM 120 füzesi atmayı öğreniyorsun. Ve bunları yapıyorsun. Çok zevkli bir şey. Müthiş zevkli bir şey DCS'de uçuş yapmak şu anda. Ne aşamadasın? Hani böyle bir internet üzerinden bağlanayım, ortak görev, böyle bir hani bir yere göreve çıkalım, filo var falan. Bir aralar çok popülerdi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii filolar var. Türk filoları da var, yabancı filolar da var ve çok profesyonel uzmanlar yani. Şu saatte, şu akşam hazır bulunacaksın. Şu görevi yapacağız. Senin uçağın şu numaralı uçak. O gün geleceksin diye sana böyle şey yapıyorlar. Giriyorsun işte multiplayer'dan. Özel görev şeyleri var, haritaları var. Hazırları da var. Kendilerinin oluşturdukları da şeyler var. Karşı tarafa karşı görevler yapıyorsun. Karşı taraf da bu arada insan. Onlar da atıyorum başka bir filmin gerçek online uçan insan uçucuları. Onlara karşı birebir saatlerce bir muharebeler oluyor. Ve her akşam oluyor bu. Şu anda mesela gir DCS'in multiplayer sayfasına, yüzlerce kişi uçuş yapıyor şu anda.
işte biraz sanal dünya ama en azından burada kafayı dağıtmak, etmek. Tabii. Sonuçta hepimiz şey, hobimizi ne derler? Birazcık şey yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Günün stresini atmak, etmek. Ben burada genç arkadaşlarıma önemli değil. Havacılık başka bir hobi olur, şu olur. Hayatta bir hobinizin olması çok önemli. Hobi olursa bütün stresinizi atıyorsunuz. Sıtkı ile konuşurken o tabiri kullanmıştım ben. Pamuk gibi oluyorsunuz böyle. Evde ne hırgür çıkıyor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz. Ve zihninizi boşaltıyorsunuz. O çok önemli. Çünkü hayat çok stresli. İş, aile, normal yaşantınız, sokağa çıkıyorsunuz, her şey. O sizin bütün negatifliğinizi alıyor. Bir hobiniz olsun, bir şeyler araştırın. Kültürünü öğrenin onun. Her şeyin kültürü var. Onu kavrarsanız dünyaya çok farklı bakıyorsunuz. Çok değişik insanlarla tanışıyorsunuz. Yani mesela Levent, senle nasıl tanıştık? Havacılık ortak tutkusuyla. Ve çok kaliteli insanlar oluyor bunlar ve yıllarca görüşüyorsunuz. Bu açıdan gerçekten hobiler çok önemli. Ve hani bu hayatın keyifli anlarından bir tanesi. İşte biz yılda Sivrihisar'da bir araya geliyoruz. Bu yıl Konya'da çok niyetimiz oldu ama iptal oldu tatbikat. Evet, oldu tatbikat. Küçücük şeylerde bile hala 20 yıl önce İzmir'de Hava Kuvvetleri'nin 90. yılında yaptıklarımızı anlatıp gülüyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Umarım ileriki zamanlarda da bunları konuşmaya, görmeye devam ederiz. İnşallah, inşallah. Yani bizim için bir jet sesi duymak, o egzoz gazından çıkan sıcaklığı hissetmek yılda bir kere de olsa büyük şarj ediyor bizi. Bizim için çok önemli. Yani bunu anlayamıyor muhtemelen şu andaki uçucular ama biz siviller için böyle bir air show olması, yani ne bileyim bir hava fotoğrafçıları günü düzenlenmesi çok büyük müthiş olay. Şeyler. Çok büyük olay. İşte Sivrihisar'da Ali İsmet Öztürk'ün işte P51 alması, T6 alması, onlar da gerçekten çok büyük olaylar. Antonov 2 geldi. Ben uzun yıllardır sesini duyamıyorum. Onun böyle bir çalıştırma sesini. C-47 var keza yani. Efsane bunlar. Havacılığın efsaneleri. Bir tekrar umarım koronavirüs belası geçer de orada yüz yüze görüşüp şu uçakların motor seslerini beraber dinleme şansımız olur. Bak ne güzel anlatıyorsun. Motor sesi, tabii. Çalıştırmasını izlemek ve dinlemek. Yani bu çok çok aslında basit bir şey değil mi? Ama bizim için ne kadar büyük bir şey. Ve yıllar geçse, kaç yıl geçti, hala bir Antonov'un P51'in motorunun çalışması bizi bizden alıyor yani. Alıyor. Bir tepemizden geçmesi. Bunlar tarih. Evet. İşte o zaman işte o uçağın ne olduğunu biliyorsunuz. Araştırıyorsunuz, okuyorsunuz. Saygı duymaya başlıyorsunuz yapılanlarla ilgili. Bunlar keyifli şeyler. Hobiniz olsun arkadaşlar. Yani havacılıkla ilgili konuşuyoruz burada ama hobiniz olsun diyoruz izleyicilerimize, genç kardeşlerimize ki bir hayatta bir yere gelebilin. Levent, sen de bıraksak biz herhalde sabaha kadar konuşuruz ama YouTube'u da çok zorlamadan Zoom şartlarında kısıtlı bir imkanlarla seni tanıdık. Kitaplarını, projelerini konuştuk. Umarız F-104 kitabınla en kısa zamanda, bu zaten bir ay daha falan devam etse bu senin F-104 kitapları iki cilde biter. Ben söyleyeyim. Ne güzel kendini bu sıkıntılı günlerde ona vurmuşsun. O da çok takdir edilesi bir durum. Çok teşekkürler. Zaman ayırdın. Bize bunları anlattın. Umarım genç arkadaşlarımıza bir ışık yakabilmişizdir. Bir insanın hayatını, bir hobisi, havacılık nasıl değiştiriyor diye. Ben teşekkür ederim. Dediğin gibi biz hangarın kapısı açıldı mı? Kapanmaz. Kapatması zor oluyor. Umarım dinleyen arkadaşlarımız keyifli bir şey geçirmiştir, zaman geçirmiştir. Bizim geçmişimiz hakikaten böyle zevkliydi. Ben anlatırken bile şu anda büyük keyif aldım. Evet. Sen dediklerine katılıyorum. Mutlaka bir ilgili bir şeyle ilgilenmeleri lazım arkadaşlarımızın. Her şey olabilir bu. Yani ben havacılıktan sadece biz konumuz gereği bahsettik. İşte bu geçirdiğimiz günlerde bu çok iyi ortaya çıktı. İnsanlar evde sıkılıyor.
Çünkü sabah işe gidip akşam geliyorlar ve hayatları tamamen bununla geçiyor. Kendilerine vakit ayırma şeyini kaçırmışlar. Şimdi hissediyorlar Her onu. şey de parayla değil, her şey imkanla değil yani. O imkanı siz oluşturabilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Sadece kısıtlamayın kendinizi, geniş düşünün. Peşinde koşun bunun, peşinde koşun. Güzel geçsin vaktiniz bence. Hani ben önerim arkadaş, diyor bilmem ne yok. Sen bir çalıştın mı bakalım, bir çabaladın mı onun için? Hayır. İstemekle olmuyor yani. Soru geliyor, senin de çok başına geliyordur. Google'a yazınca zaten geliyor cevap. Niye bana soruyorsun ki? Desin ki ben şunu aradım, bulamadım. Ha, tamam, amen hatta hani. Şu ne abi diyor, ne anlatıyorsun sen bu videoda? Bir 5 dakika seyret yani. Hani bir şey demiyorum ben artık insanlara. Böyle bir durum var. Neyse. Çok teşekkürler tekrar. Ben Uzun uzun teşekkür ederim. konuşuruz bununla Tamamdır. ilgili. Havacılık videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Her gün koronavirüs salgını nedeniyle 19'da videolarımız yayınlanıyor. Bunu devam ettireceğiz. Çok yorucu bir süreç ama devam ettireceğiz bunu. Sağ olsun Levent gibi keyifli arkadaşlarımızla, muhabbetlerle bunu devam ettiriyoruz. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com'da. Oraya da bekliyoruz sizi. Bize sorularınızı yazmak isterseniz info@tolgozbek.com adresine gönderebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz.